It's time to play the game. Selamlar arkadaşlar. Efsane bir ismi konuk aldım. Şu an yanımda Motive var. Merhaba Motive. Şununla başlamak istiyorum. Fişek gibi bir albüm çıkardın. Dışarıdan baktığımda albüm çok seksi görünüyor. Silinmez anılar saklamanla düzü öğrenirsin taklalarla. Nasıl bir kafa yaratmak istedin ve albüm ismi neden Savana, neden 22? Senden kısaca böyle bir dinlemek istiyorum. Aslında bizim hani perspektifimiz biraz daha kaliteli yaklaştık bu olaya. Yani kaliteli bir iş yapmak istedik. Prodüksiyonlarıyla, işte mixiyle, masteringiyle, her şeyiyle belli bir çıta koymak istedik yani kendimize. Zaten beni biliyorsun abi, çok böyle hemen kolay ulaşılabilir bir müzik yapmıyorum yani. Daha çok kendi hitap etmek istediğim yerlere hitap ediyorum. Yani her yere, herkesi almak değil pek amacım. O yüzden albüme başlarken ilk meselemiz hiçbir zaman kendini kanıtlayabilme ihtiyacı ve güdüsü olmayan şarkılar yapmaktı yani. Hani dinlediğin zaman sana ne olduğumla alakalı şeyler çok söylemiyor albüm yani. Biraz daha hikaye, storytelling yani o an, o zaman yaşadığım ve Osman'la benim hissettiğim şeylerle alakalıydı. Çünkü genelde o prodüksiyona başlıyordu. İşte hi-hat'leri, snare'ları yazarken ben şarkının sözlerini yazıyordum bir yandan falan. Yani ilk önce aslında onun ne hissettiğiyle başladı albüm. Hani mottomuzda dedik ki hardcore, işte ben şuyum, ben buyum, kendini kanıtlama çabası olmayan şarkılar yapmak yani. İlk önce mottomuz oydu. Ondan sonra Savana albümün bir şarkısıydı aslında. Sonra biz albümün belgeseline ve kendi ekibimize bir isim arıyorduk, bir ad arıyorduk. Hani benim de aklıma geldi bu mantıklı olabileceği. Ben de fikri ona sundum yani, dedim ya böyle bir şey yapsak nasıl olur? Hem şirketin adı olur, hem ekibimizin adı olur, hem albüme bir işte metafor olmuş olur falan. Herkese mantıklı geldi. Biz de Savana'yı kurduk, öyle oldu. Nedir Savana? Ne demek? Savana bir community abi, öyle söyleyeyim. İçine dahil olan herkes bağımsız. Yani bağımsız bir isim, belirsiz bağımsız bir isim. Evet yani. Nereden şöyle söyleyeyim. Nereden buldun yani? Böyle İstanbul çok kaos geçiyor bizim için biliyorsun. Yani burada hep iş koşturduğumuz için burası hep bir karmaşıklık yani. İzmir'de daha böyle sessiz sakin, uçsuz bucaksız bir yer. Hani İzmir'i bir an gözümde öyle canlandı. Ben de öyle bir ayrım yaptım. Eyvallah. Yani anlayacaksın. Vahşi doğa yani, herkesin birbirini yediği bir alan yani. Savana baktığın zaman. Çello'cuğumuza da buradan çok çok selamlar olsun. Selam olsun. Efsane bir iş yaptınız gerçekten. Çok mutluyum bunun içinde. Kendini New School diyebiliyor musun? Yoksa ben yok abi o kafalarda değilim. Biraz daha bizim yaptığımız, çünkü şu anda yapılan işler yani, özellikle senin de artık globallerde yaptığın işten ben gurur duyuyorum. Senin de buradaki gururun, oradaki sürecin, işler buraya gelecek miydi, nasıl olacaktı, ya böyle bir şey falan filan, oralara gidecek miydi, nasıl değerlendiriyordun, düşünüyor muydun hiç böyle bir şeyi? Ben zaten hep az önce de bahsettiğim gibi belli bir çıta koyarım kendime ve o çıta üzerine yapmaya çalışırım her şeyi yani. Özellikle çalıştığım iş arkadaşlarım, kendi özel hayatımdaki arkadaşlarım da olsun, benim çevrem biraz daha bu çizgiye alışkın olur. Çünkü ben hep isterim ki ne yapıyorsak en iyi şekilde yapalım, en iyisiyle yapalım. Ha tabii kimse tahmin edemez albümün öyle o hafta çıkan debutlarda dünyada 6. sırada çıktı albüm falan. Hepimiz şok olduk tabii böyle bir şey olmasına. Çok... Tabii ki de hepimizin beklediği bir şey değildi yani. Ama ihtimaldir. Aklımıza gelmiyor da değil yani. Hani bu işi yaparken çok fena oldu dediğimiz zamanlar oldu şarkılara. Ama hiçbir zaman hani yayınlandığımızda yani şuraya girelim böyle olacak, işte şöyle olsun böyle olsun değil. Çünkü albüm promosu da öyle değildi yani. Aslında ben albümün duyurmaya başlarken çektiğim, öyle albümü yaparken VHS kamerayla çektiğimiz görüntülerden topladığımız birkaç tane teaser yaptık. Hani bunlar bile amatör şekilde yapıldı yani. Sadece o çıtanın vizyonuyla yapıldığı için belli bir kaliteye oturdu, öyle diyeyim. Bence zaten albümün işte debutta global 6 ile girmesi, 6'da çıkması falan tahmin edilemeyecek ama hazırlığın da bize sunduğu bir şey yani. Peki kritik bir şey soracağım sana. Türkçe rap'in halinden memnun musun şu anki? Bu arada az önce sorduğun New School konusuna da bir cevap vereyim. Ya bence abi bu bizim dinleyicilerimizin belli küçük bir yaş aralığının bize çizdiği bir çerçeve yani. Hiç kimse kendini böyle değerlendirmez yani. Hiçbir gencin benim yaşımda koltuğunda oturup ya da stüdyosuna girip hani ben hadi en iyi New School olayım diye şarkı yaptığını görmedim yani. Çünkü bak şöyle bir durum vardı yani bence. Pop ve rap savaşı vardı. Evet. Hani popçuların ya nasıl olur ya falan, o Allah karışıyor ortalık falan bir rap durumu vardı. Evet, evet. Ama şimdi de bir New School'ların bu demek doğru bulmuyorum açıkçası ben. Hani New School vesaire. Evet evet. Eyvallah. Sadece hani çıtalandırdığın zaman böyle bir kalıp oluyor yani. Aynen öyle. Aslında şu anda rap'in içinde bir denge, bir savaş oluşmuş gibi geliyor. Artık pop değil. Rap'in içindeki bir mücadele, bir kaos başlamış gibi görünüyor. Ya evet, ama zaten bunun sebebi bizim hep en başından beri kalabalık olmamız abi. Yani biz zaten bu işi yapanlar olarak bence en başından beridir. Biz çok fazla insandık yani. Ve herkes farklı şeyler denediği için belli başlı yollar açılmaya başladı. Mesela yaptığın type'a göre bir prodüktör arıyorsundur. O prodüktör illaki Türkiye'de var yani. Ben
Ben eminim bundan. O yüzden ben gidişatımızdan memnunum. Ve bu amaca hizmet eden herkesin de bence yolunda başarılı olacağını görüyorum ben yani. Ve kimseye bu şekilde bir hasetim, kinim falanım filanım da yok yani. Bence Türkçe rap çok güzel yerlere geldi ve gelmeye devam ediyor yani. Bu işi yapan herkes buna belli bir level koyuyor bence. Çünkü herkesin vizyonu, kalitesi, meselesi başka oluyor. Biz de elimizden geldiğince bu işi en yukarıya taşımaya çalışıyoruz yani. Hani bizi yeni okul diye böyle basite indirgemesin bence kimse. Bu çıtayı, bu çerçeveyi onlar koyuyor yani. Bizim aslında böyle bir niyetimiz, böyle bir amacımız yok. Herkese olduğu gibi hissettiği şekilde müzik yapmaya devam ediyor. Ve bizim hislerimiz bizi bir yere taşıyor. O yüzden herkes istediği gibi hissedebilir ve bu hepimizi bir yerlere getirecek yani. Süper. Hazırsan gün patçat sorularım evet, var. Evet, en beklediğim sorular burada. Aynen. Geliyoruz. Vegan. Bazen ben abi. Metaverse. İlgiliyim. Dövme. Harita. Abaza. Şeref yoksunu diyebiliriz abi bir tık. Entel. Bazen İsmail abi. Şırdan. Severim yerinde yemeği. Demokrasi. Olması gerekiyor. Mutluluk. Hep var. Gıybet. Yapılır. Yapıyor musun? Yapılır abi, neden yapılmasın? Sen yapıyor musun? Ben de yaparım. Vallahi. Evet. Seviyor musun yapmayı? Ya yapmayı sevmiyorum ama gıybet olmadığı zaman sohbet de olmuyor yani. Olmuyor, muhabbet olmuyor bazen çünkü insanlar insanlar hakkında konuşmayı çok seviyor. Ya yani biz de hepimiz %1 de olsa varız yani bu işin içinde. Maksat muhabbet olsun. Maksat muhabbet olsun yani. Fanlar. Canlarım. Hülya Avşar. Yani tanımıyorum abi. Hayal. Ben direkt. Şiir. Müzik. Astroloji. Yörünge. Makyaj. Olmasa iyi olur. Defkan. Ama baş tacı abi, çok severim. Zam. Yerine göre. Suç. Hayır. Yok abi. Yok aslında. Yok. Sagopa Kajmer. Yani tanımıyorum. Influencer. Yararlı. Tolga. Motive. Motive. Twem. Purplish. Can. Eyvallah abi. Hiç yemem dediğim bir şey var mı? Sevebildiğim kadar yiyorum her şeyi yani, öyle diyeyim. Ama hayır ya, öyle bir şey değil. Bayağı önceden mesela önceki fotoğraflarını görüyoruz bayağı. Çok kiloluyum. Evet. Evet. Ve inanılmaz bir şey, bir azim var helal sana. Ya aslında orada hiçbir azim yok abi, biliyor musun? Yememek mi var abi? Ya yememek de değil de yani o zaman hayatımda olan belli başlı muhabbetler yüzünden zorunda kaldığım bir takım ilaçlar var. O ilaçlar sayesinde verdiğim kilolar yani onlar. Çok bir gayret yok. Orada aslında 1,5 senelik bir fark var. Hani o 1,5 sene de beni bayağı yorduğu için mental olarak hem fiziksel olarak. O 1,5 senede sanırım hayatım boyunca vermem gereken kilonun hepsini verdim yani. Bir sandalye olsaydın kim senin üzerine oturmasını isterdin? Abi öyle bir soru sordun ki. Ya şimdi mesele benim üstüme oturacak kişinin ne olduğumu yoksa birinin benim üstüme oturması mı yani? O yüzden... Sen nasıl artık? Ya ben nasıl hayal ediyorsam. Aynen, nasıl hayal ediyorsun? Yani biri benim üstüme illaki oturacaksa abi babam otursun yani, anladın mı? Adını değiştirme şansın olsaydın yeni adın ne olurdu? Gerçek adın mı yoksa yani sahne ismi? Yani ikisi de diyelim ya. Yani gerçek adım, zaten ikinci bir adım daha var, Can abi. Ben hep Can diye seslenmesinden ben çok hoşlanırım. O yüzden Can yapardım. Sahne ismimi de Twem yapardım yani. Motive istersem yani öyle yaparım. Var mıydı önceden kullandığın, daha sonra ya da motive yaptığın? Ben 8 yaşından beridir motiveyim abi. Herkes nereden öyle geldi mesela o ismin? Eski hip hop sever bir abimden abi. Ya yani o bu işi yapıyordu o zamanlar. Sahnelere de çıkıyordu. Çok uzun süre sonra ben 8 yaşlarındaydım işte. Silivri'deydim o dönem. O da o sahnelere çıkmayı bırakmış, müziği bırakmış falan. Ama işte 2002-2003 bakarsan underground rap afişlerine falan hep o konserlerde motiveyi görürsün mesela. Millet sorardı bana ne alaka falan. Halbuki isim benim değil o zaman. Yani o da demişti ben bıraktım. İstersen ileride kullanırsın. Ben bayağı etkilenmiştim isimden falan böyle. Şok olmuştum deyince. İşte öyle kendime motive ediyorum o zamandan beri. Süper. Öyle geldi iyi buralara yani. En beğendiğin 3 rapçi kimdir? Biri Kritikal. Son yaptığı şarkıyla en beğendiğim ikinci isim Hefe abi. Hefe'yi bayağı seviyorum. Rap Sekon'u Defkan derim abi ben. Eyvallah. Üçüncü isim aynen. Türkçe rapte en sevdiğin 3 parça hangisi peki? Da Poet Sonbahar birisi. Sonbahar'ı çok severim. Zamansız bir şarkı bence abi. Zamanın kor ateşinde mevsimler bana inat, sonbahar her seferinde. İkinci şarkı bir tane var çok dinlediğim. Ha, Sihirli Değnek Ceza. Elimde var bir bardak, içinde bir ömür var. Eninde sonunda gelince ecel içer kanar. Çok dinlediğim şarkıları şu an search ediyorum. Aynen. Benim de. Sanırım Bu Şehir abi. Ceza ve Candan Erçetin'in. Bak bir ömrü vereceğim işte bu şehir benim. Bir demir atmıştı gönlüm. Yosun tutmuş limanda kalmış toprağımda servetim var. Çünkü onlar da zamansız yani. Dinlediğinde evet, yine evet. O sound'u, aynen, sound'u aynen. Dinlediğin zaman her zaman bu dünyada var olabilecek şarkılar yani. Evet. En beğendiğin klip. Hiç unutamadım seçmek, böyle vay falan. Efsane dediğim. Vay anasını dediğim. Yamakasi abi. Miyagi Endipanda Yamakasi. Abi bizim kliplerim çok hara güre yani, anladın mı? Fiu falan, anladın mı? Çat şut bilmem ne hani. Öyle şeyler beni çok çekmiyor abi yani. O yüzden Ömrüm diyebilirim yani. Çok hikaye, sanatsal bir klip bence. Ömrüm Türkçe rapte en beğendiğim klip benim. Bunu bir göreceğiz de. Keskilerimiz ölecek de. Her giden de öleceğiz.
En beğendiğin genç rapçiler kimler? Hefe bence. Hala Hefe. İkinci olarak kim genç ki abi? Biz de yaşlandık. Sevdiğin 3 film ya da dizi? Biri La Haine, ikincisi The Others, üçüncüsü de Last Man on Earth dizi. Dünyadaki son herif. Bütün gün karşı cins olsaydın ne yapardın? Sadece bir günün var Mati. Bir anda yani o ayıp kadar değil şimdi. Oradan yani size de böyle bir soru sorulsa tabii ki de buna bu şekilde güleceksiniz ama maalesef ki karşı cins olduğunuz an bunu deneyeceksiniz. Yani bu kaçınılmaz yani, anladın mı? Bunu istediğimden değil yani. Bu sadece karşı cinsiniz 24 saat yani. Sizde olmayan şeyleri yaparsınız yani, anladın mı? Tabii ki bu işin makarası da abi. Şarkı söylemek isterim yani. Bir denerim. Eyvah. Başka bir sesle. Başka bir sesle. Yani bir erkek olsam mesela şarkı söylemeyi denemem ama bir kadın olsam isterim. Eyvah. Bir şarkı söylemeyi denemem isterim yani. Aha. Sonra ne yapmak isterim yani? Hayata bir kadın olarak bakmak için bir turlamak gerek abi yani. Kadın için ne zorsa onu denemeye çalışırım ki onları daha iyi anlayabilmek için yani. O yüzden. Şu andan itibaren 10 dakikalığına görünmez olsaydın ne yapardın? Sadece 10 dakikan mı var? 10 dakika. Yani bu alanın dışına çıkamam. Anladığım kadarıyla. Şu an diyorsun çünkü. Yani hayır. Ha, herhangi bir yerde de olabilir. Aynen. Herhangi bir yerde var ya abi. Ben şama sorduğumda Alchemist'in stüdyosunda olmak isterdim. Dedim, ne saçma bir cevap. Alchemist'in stüdyosu diyorum abi. En çok olmak istediğim yer çünkü. Görünmez bir şekilde hem de. Çok saçma bir yanıt verdim ya. Var ya nerelerde olabilirdi ki koca dünyada. Ya evet, öyle bir isteğim olmazdı. Ben hayatımda genel olarak zaten stüdyodayım abi yani. 10 dakikalığında görünmez olsam görünmez olarak da stüdyoda olmak istemem açıkçası yani. Yani milletle taşak geçerdim abi ya. Ne yapayım? Görünmez yani olur. Aynen. Herkesin verebileceği klasik bir cevap şey zaten bu. Falan yani. Yemeğini. Ha ya öyle bir şeyler değil de daha tabii ki yaratıcı şeyler yapmaya çalışırdım yani. Çünkü görünmez olduğumda birinin içeceğine tükürmek bence çok klasik bir şey yani. Görünmezim, evet, o zaman tüküreyim yani. Çok basit. Daha yaratıcı şeyler düşünürdüm yani. Biriyle en tuhaf tanışma hikayeni anlatsana. Osman'la tuhaf tanıştık yani. Ciddi mi? Nasıl? Evet ya, biz Osman'la abi bir konserde denk geldik Hatay'da. O konserde de bizim Osman'la böyle bir tık hani mesafemiz var aramızda. Çok böyle birbirimizden haz etmiyoruz gibiydi. Yani aslında onun bundan haberi yoktu da. Ben bir tık Osman'dan haz etmiyordum abi böyle. Duruş hareketleri falan çok hoşuma gitmiyordu. Diyorum, tıraya bak nasıl hareketleri var falan. Osman abi çok iplemez bir adam. Hani çok vurdum duymazdır yani. Böyle nasıl diyeyim, bir şey der, nereye gittiğini çok önemli değildir onun için. Çünkü onun hayatındaysan onun için önemlisin. Değil, sen çok da bir önemi yok yani. Öyle bir tanışma hikayemiz vardı. Tabii bu benim beslediğim duygulardan onun haberi yoktu. Sonra ben İzmir'e gittiğimde onlar Lejane'yi yapıyordu o sıra İzmir'de. Hep beraberdik orada. Beni bir yere bıraktılar. Onlar gittiler. Ben stüdyolara gitmedim falan. Sonra aradan 2 gün geçti. Ben Ghetto Senfoni'yi paylaştım. A$AP Rocky'nin şarkısı biliyorsundur. Çok da sevdiğim bir şarkı. Onu paylaşınca Osman hikayemi görmüş. Takipleşiyorduk Osman'la. İşte ben de şey modundayım. Tatil yapayım artık. Stüdyo istemiyorum falan yani, diyorum. Ne işim var abi? Osman işte yazdı bana. Dedi çok iyi şarkı değil mi sample'ı, dedi müthiş falan. Ben dedim 10 numara şarkı abi, çok iyi falan. Ya dedi ne yapıyorsun dedi sen burada. Ben dedim dinleniyorum abi, tatile geldim falan. Dedi benim stüdyom var. İyi dedim, ben de Buca'dayım. O sıra onun da okulu bana çok yakın. Neredesin? Buca'dayım. Aa ben de Buca'dayım. Hadi lan dedi, gel dedi stüdyoya gidelim. Hadi dedim gidelim. Atladık dedi Osman'la stüdyoya. A$AP Rocky bizim tanışmamızı sağladı. Aşk adına yaptığın en saçma şey neydi? Abi ben aşk adına saçmaladım hep ya. Çok saçmaladım da. Evet. En böyle aptalcası. Çok dikkat çekmeye çalışmam sanırım. Evet, yakınlarına mesaj atmam, aramam. Hadi. İşte orada mı burada mı falan. Darlamam yani. Benim darlayışlarım zaten meşhurdur abi. Benim yakın çevremde bilir. Ben kafaya takarsam darlarım abi. Yani tabii aşk ne daha henüz tam çözümleyebilmiş değiliz. 21 senedir yeryüzünde adımlıyorum ama inşallah bir gün ben de yaşayabilirim öyle şeyler yani. Burcun ne? Koç abi. Koç. Aynen. Ne böyle özellikleri koç? Ben ya inattır abi. Aynen. İnattır dediğim dediktir. Koç. İşte tuttuğunu aynen koparır falan ama ben hani çok küt özellikleri bunlar yani. Her koç burcu için bu denir ama koç burçlarının da içerisinde ayrıldığını düşünüyorum formlara abi yani. Evet. Onların da içinde çeşitler ve türler var bence. Bir randevuya çıkarken en önemli kuralın ne? Hazır olmak abi yani. Tam takım. Her şeyle yani. Hiç fire vermemem lazım. Aynen. Zamanında gider misin mesela? Buraya zamanında gelmediğim için mi? Aşk için. Her zaman dakik olurum abi. Vallahi. Evet, her zaman. Ve zaten genelde planı ben yaptığım için her zaman bekleyen taraf benimdir. Moti, hazırsan rap quizim var sana. Bakalım raple alakalı ne kadar bilgilisin? Türkçe raple alakalı. Türkçe raple alakalı ne kadar bilgilisin? Çünkü benim hani Türkçe rap bilgim de vardır da abi. Daha çok dışarıda yani. Bu toprakların dışından daha çok şey bilirim yani. Bu toprakların içine çok hakim değilim. Sence hakim olmamız gerek? Bence bir yere kadar gerekiyor. Daha önce büyük neler bir sorun ya, yapıldığına... Burada büyük bir savaşı var, o yüzden onu diyorum. Tabii ki var. Ki hepimiz bu zaten bu savaş için belli bir mücadelemiz var. Ki biz zaten abi çok hakimizdir. Yani. Öyle dediğime sen bakma. Sadece soracağın soruları hani çat diyebilecek kadar önceden yaklaşamayabiliriz. Şanışer'in 20'ye yakın rap yıldızıyla birlikte imza attığı Susamam şarkısında aşağıdaki rapçilerden hangisi yer almamıştır? A. Fuat Ergin, B. Agabi, C. Da Poet, D. Ozbi. Da Poet. Son kararım. Son kararım.
Günler koşuşturmakla geçip giderken neden var olduğunu unuttun. Neden olduğun sorunlarınsa farkında değilsin. Tapo eti ayrı bir sevdiğin için. Tapo eti çok herhalde. Severim abi ya. Yener Çevik'in sözlerini tamamlayın. Nokta 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 nokta. Sevmem ama yerim az. Kalpleriniz kırıldıysa yeri sars. A. Peyniri. B. Leblebiyi. C. Kerevizi. D. Menemeni. Hiç bilmiyorum. Sallıyorum kerevizi abi. O kadar güzel attın ki çok doğru bir yere geldi. Kerevizi de sevmem ama yerim az. Kalpleriniz kırıldıysa yeri sars. Der Spiegel'in 1999'da hazırladığı albümde son 50 yılda kimin? Almanya'nın Der Spiegel. Tamam. 1999'da hazırladığı albümde son 50 yılda Almanya'nın pop müziğine damga vuran isimler yer alıyor. Albümdeki tek Türkçe şarkı hangisidir? A. Islamic Force, Canlardır. B. Karakan ve Kartel, Evdeki Ses. C. Grup Vitamin, Dokundurabilirsiniz. D. Fuat Hassik'tir. Bunu da atacağım. Hakim değilim. Ama sanki Islamic Force gibi geliyor. Olmasa da olur gibi. Ama pop şarkı, pop albümü diyorsun. Pop müziğinde damga vuran isimler yer alıyor. Yani cevap vermemem daha doğru olur abi buna. Hiç bilmiyorum çünkü yani. Atamam ama da güzel yani. Salladın yani. Sallayınca da. Islamic Force mu abi? Bilmiyorum. İşte attım yani şu an. Son kararım. Son kararım. Yanlış tabii ki de. Karakan, Karakan. Kartel, Evdeki Ses. Evdeki Ses, Evdeki Ses. Bam bam mikrofonda kerim. Ter akıyor fırtından. Kolay değil böyle rapte yerinde durmak. Son sorum. Aydınlıklara koşsana evlat. Bize bak. Yanlış yapanı hep yak. Kömür olsun geri giden ömür olsun. Gözler dolsun. Sözler acılara konsun. Anam avradım olsun. Sözleri kime aittir? A. Uzi. B. Cashflow. C. Kila Akan. D. Serhat. B. Cashflow. Son kararım abi. Doğru cevap. Kömür olsun, geri giden ömür olsun, gözler dolsun, sözler acılara konsun, anam avradım olsun. 4'te 3 ile gerçekten mükemmel bir performans sergiledi. Hayata küstüğümün sözleri değil mi onlar abi? Aynen doğru. Helal olsun. Herhalde orada anam avradım olsun. Yok, benim ilk dinlediğim Türkçe rap şarkısı olur abi. Valla. Aynen. Moti, bizim için konserlerinde 3 yanlış yaparsan, yani burada 3 kırmızıyı alırsan bilet hediye eder misin? Tabii ki zaten bilet hediye etmek istediğimi söylemiştim tamam. Sana. Tamam. O zaman nasıl yapalım? O kurguyu sen söyle direkt. Kaç kişiye, nerede, nerelerde falan. İlk performansta Beşiktaş'ta tamam. 10 kişiye hediyemiz olsun. Yapamazsam da 15 kişi olsun. Öyle diyelim. Tamam. Yaparsam zaten 10 garanti. Yapamazsam 5 ekstra. Süper. Tamam. 4 bu yüzden 10 kişiye zaten direkt yenildim. Direkt yenildim maalesef. Aynen. 10, 14 oldu. Yani az önce denediğimde çok başarılıydım bu işte. 15'te. Şu an odaklanamam ben buna abi, imkanı yok. 15 yapalım ya, 15 yapalım. 15 yaptı. Valla daha da arttıracak ama ben durdurayım. Çünkü efsane bir konser yapacağını şimdiden hissediyorum. Eyvallah. Peki herhangi bir bilgisayarı hackleyebilseydin kimin bilgisayarını eklerdin? Burada işte. Oz Müzik. Türkçe rap'e nasıl başladın yok. Oz Müzik. Oz Müzik'in bilgisayarına Oz eklemek Müzik isterdim. Aynen abi. Ozan abinin bilgisayarına girmek isterdim ya. Vallahi. Endüstrimizin sayılı başarılı isimlerinden abi. Büyük bir adam. En ürkütücü teknoloji ne sence? Direkt teknoloji abi ürkütücü bir şey ya bence. Hı-hı. Yani şimdi müzik teknolojisi mesela çok ürkütücü gelmiyor bana ama iletişim, ne bileyim, Instagram gibi, Facebook gibi, işte WhatsApp gibi yollar insanların birbirine daha da kolay ulaşabilme arzusu bir tık şey geliyor bana. Korkutucu geliyor çünkü her an her yerde her şey olabilecek kıvama geliyor bu sefer yani. Cevapsız aramalar ve dönülmeyen Instagram mesajlarının cevabı da budur abi. Issız bir adaya düşseydin yanına alacağın 3 rapçi kim olurdu? Abi niye illa rapçi olmak gerekiyor bunların ya. Ya ama çünkü işte böyle daha da tatlı ama oluyor. Ama ıssız bir adada üç rapçiyle yani bir şey yapamam yani. Acayip olurdu abi. Değişik tripler bunlar çok aslında. Çok acayip. Evet ama hani de. Üç tane rapçi say desen yani kimi alırdım yanıma? Rapçi, rap evet. Yapan. Aynen. Tamam hadi yani bir tanesi de rapten olmasın böyle. Kimi alırdım ya? Ben kesin var ya çok salak saçma birilerini alırdım ya. Abi ya. Kim olur? Ben maskeyi alırdım birader. Maske var ya. Bir onu alırdım. Yapılı zaten herif yani. Her şeyi yapar orada. İki kimi alırım? Düşünüyorum. Birisi net maske abi bu arada. Bir de Met amcayı alırdım abi. Met amca. Met amca ha. Biliyor musun Met amca? Yok kimdi Met amca? Bizim Met var grafitici. O yok değil yok abi. O değil abi. Met amca bizim 60 yaşında bir abimiz. Rap yapıyor aktif vallahi olarak aynen. Şu an Instagram'dan falan eyvallah bakabilirsin. Güzel şarkıları var yani. Tekrar boom boom. Hayalleri her gün umdum. Değişik bir ıssız adı Bedir'in amcası orası. Aynen abi. Zaten soru değişik abi. Adanın değişik olmama imkanı yok yani. Bir ay boyunca bir eşya olmak zorunda kalsaydın ne olurdu?
Bilmiyorum ki abi, mikrofon olurdum herhalde. Mikrofon olmak isterdim ben. Of, kimlerin tükürükleri. Ya öyle bakmıyorum ben abi biraz ya. Yüzünü yani seveyim. Biraz ya. Daha. Allah. İşte esas problem burada başlıyor. Esas kanka. Problem burada başlıyor. Buraya kadar hiçbir şey yoktu. Kullandığın en molası geçmiş app. Uygulama. Uygulama. Evet. Facebook sanırım abi. O da Instagram'a bağlayabilmek için bir şeyleri falan mecbur kullanıyoruz yani. Facebook. Güzel bir soru geldi bu arada. Kritik bir soru değil de. En sevdiğin WhatsApp grupları var mı? Kimler var? Savannah'ın WhatsApp'ı var. O güzel mesela. Bir de Celemoti diye bir WhatsApp grubumuz var bizim. O da Celo abiyle benim konserlerimin yürütüldüğü, işte meselelerimizin olduğu bir grubunu sana şöyle resim edeyim. Bu sefer karıştıracağım biraz. Aynen karıştır. Yüzeyden aldım az önce. Deneyene kadar kolay olacağını düşündüğün bir şey oldu mu? Evet, büyümek abi. Çok kolay zannediyorduk eskiden ama gerçekten çok zor. İstersen ben daha çekebilirim valla, sıkıntı yok. İstiyorsan tabii ki. Çekelim bakalım. Aynen. İki tane alıyorum. Tamam, iki tane al. Fake hesabın var mı? Vardı ama artık vardı. Yok çünkü Savannah'ın... Şu anda mı yok? Savannah'ın Instagram'ı yaptık ona. Buraya katılmalı vardı, şu anda yok artık. Yok vardı. İşte Savannah çıkınca ortaya onun artık Instagram hesabı oldu yani. Ha, şu an kullanmıyorsun. Yok abi. Kullanmıyorum abi. Küfür dost mu düşman mı? Ya abi bu yerine göre değişiyor bence. Ama benim dostum yani. Sürekli kullanmam dostum olduğu için. Düşmanım olsaydı abi bile kullanırdım. Çocukluğunla ilgili en çok özlediğin şey ne? Bir şeylere zorunda olmamak. Çocukken hiç böyle sallamazsın yani. Hep takılırsın falan. Onu çok özlüyorum, o hissiyatı yani. Başın sıkıştığında bir dizi ya da film karakterini arama şansın olsa kimi arardın? Heisenberg abi. Vay güzel. Moti hazırsan yersen bölümümüz var. Hazırım abi. En acı, en tatlı, en keyifli yerdeyiz belki evet. De. Ama bu sefer kritik sorular var mı abi harbiden? Hem de ne. Valla. Valla. Let's go. Şuradaki isimler korkutuyor mu seni? En çok korkutan hangisi? En çok korkutan şu Şırdan abi yani. Şırdan ha? Evet. Hiç yedin mi? Çok yedim ama haşlanmış yedim. Bu kızarmış abi. Niye arasındaki fark? Fark biri çok daha yağlı ve mide bulandırıcı. Diğeri daha fresh yani gider. Bu daha fresh. Ağır daha, abi nasıl fresh ya? Daha fresh. Kesinlikle değil. Görüntüsü bile değil ki. O zaman... Şırdan dediğin daha beyaza, griye yakın olur böyle abi bence. Hazırsan... Ayağımına koyayım ya, şuradan geldi. Instagram'ındaki... Ayıptır, günahtır ya. 9. mesajını bize gösterir misin? Telefonunu versene kanka. Gel sayalım, beraber hadi sayalım. Hadi sayalım beraber. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Buğra Balaban, kuzenim. Bu. İki ay atmış. O kadar rahatladın ki yani. İki ay atmış, ben de ona alev atmışım abi. Peki, yani. 56. Evet. mesajına gelirsek. Gelebiliriz de soru hakkı yani olduğu tamam, için gösterdim tamam. Yani abi. Eyvallah. Şırdan'dan kurtardım değil mi kendim şu an? Şırdan'dan şu an kurtardım. Tamam, çok iyi. Bamya. Sıkıntı yok, bamya çok severim. Nasıl bamya mı? Önemli olan da o şimdi. Çiğ bamya. Nasıl? Var mı? Şöyle öyle. Bir... Tamam yenir ya, her türlü gider. O zaman bir şey demeden ye. Yo sen soruyu sor da şey, bakalım abi. Da yo öyle bir şart yok abi, nasıl var öyle bir şey bamya. Yani? Bamya çorbası çok severim mesela. Bamyayı da çok şey. Severim. Hiçbir fanınla flört ettin mi? Ettim. Nasıl edersin ya? Abi ben ayıp doğruyu söylüyorum sonuçta abi. Yani böyle bir şey olabilir. Allah çarpsın yememek için dedim ya. Vallahi yememek için dedim. Tamam yerim yani, sıkıntı yok ya. Etmedim yani, bu arada. Yalan attım da bu niye böyle yapış yapış abi? Sen eder misin? Böyle bir şey olabilir mi ya? Bu niye böyle yapış yapış ağzını? Sıkıntı yok bamya. Bildiğimiz bamya hala yani. Değişen bir şey yok. Hala bamya. Buna koyayım böyle bamya. Zerdeçal. Hiç denemedim hayatım boyunca. Ha şat, zerdeçal şat. Zerdeçal şat. Tamam. Burada dibinde bir koklayabilir miyim izninle? Tabii ki. Hemen. Tamam, sağlıklı bir şey bence. Limon suyu gibi. Öyle bir şey mi? Arab... Dibindeki tortu ne peki onun? Esas zerdeçal, zerdeçal o asıl değil mi? Asıl zerdeçal dibinde. Arabesk ya da bir türkü söyler misin? Aşkın şarabından bilmeden içtim. Aşkın bir alemiş yar yar bir ateş parçası. Yapma. Bilmeden... Gönlümü zerdeçal içtim. İçti adam. Bir şey diyeceğim, o nasıl şarkı ya? Yumurta. Yapmaktan hoşlandığın ancak herkesten gizlediğin bir şey var mı Mati? Var. Nasıl var? Var. Tabii ki herkesin olduğu gibi benim de var. Şimdi odasın yumurtası mı yoksa? Yoksa bu cevap mı? Bu cevap. Cevaba göre de yumurta yine gelebilir ama.
Oynuyor bir tane. Yani dostlarımla birlikte yaptığım ama herkesten gizlediğim bir şeyi de söyleyebilirim. Kabul müsün bu cevabı? Ne olduğuna bağlı. Biz var ya hep böyle vekemşileri açıp hep dalga geçeriz aramızda abi. Açarız böyle yani. Klipleri, şarkıları dinlerken hep taşak geçeriz. Tatmin oluruz sonra kaparız yani abi. Yetti mi cevap abi? Gizlenecek bir şey değil. Gizlenecek bir şey bence. Saygısızca bir hareket yani. Birinin klibini, şarkısını açıp dalga geçmek ama. Harbiden. Biz bunu her oturduğumuzda nerede olursak olalım yaparız yani bunu abi. Valla. Ve daha çok beraber müzik dinlemekten çok kötü müzik dinleyip onunla dalga geçeriz sürekli yani. Tekken çok iyi müzikler dinliyoruz. Dur belki kendi hayatımızda bilmiyorum ama ben mesela herhangi bir dostumla yan yana geldiğim an yani direkt şölen başlar yani abi öyle söyleyeyim. O biraz bizim için eğlence yani öyle evet. söyleyeyim. Evet ya abi sen bunu koyma, millet şimdi beni linçleyecek. Ben şu bıldırcını yiyeyim kapansın muhabbetim. Linçleyecek çünkü beni insanlar, biliyorum bu muhabbetten dolayı. Bir shot bardağı falan alabilirsen çok güzel olur evet. Aynen, buna kırsam da yesem müthiş. Tamam. Oo. Bayağı yumurtasını yapacak gibi. Abi ağzıma kırmak istemedim. İğrenç bir görüntü olur çünkü. Tamam şu anda daha şey. Beyler afiyet olsun. Afiyet olsun. Ne şatlar açıyor, nereden nerelere. Hadi bakalım Allah be. Senin için. İğrenç bir şey. Ben de hep gaza geliyorum amına koyayım. Evet abi sen niye böylesin ya? Yapma bunu ya. Abi böyle kendine. Böyle sevdiğim insanlara yani sadece onlara böyle işkence yapıyormuşum gibi şeyler oluyor ama değil. Yani onlarla birlikte... En sevdiğin, en haz ettiğin, en güzeli olan Şırdan. Çok fazla şehirde konser verdin. En kötü izleyicin hangi şehirdeydi? Isparta'daydı. Çünkü sadece beni videoya çekmek için gelen insanlar vardı orada. Benim dinleyicim Isparta'da yokmuş, bunu öğrendim ya. Yani. Abi bu Şırdan belası nedir ya? Lanetim biri oğlum, Şırdan büyüsü mü yaptınız bana amına koyayım? Aranızdan biri öyle bir şey mi yaptı birader? Evinde Wi-Fi kullanıcı adın ve şifren ne? Kullanıcı adın 2M. Şifren? The world is yours 1. Adresin nerede? Popsmoke olmayalım abi. Şırdan'ı yedirmeye çalıştığımız bir programın içindeyiz. Burada tam 48 dakikadır buradayız. Hala Şırdan gelene kadar biz bunu çeviriyoruz. Devam, sıkıntı yok. Sirke geldi. Bundan da nefret ediyorum. Şırdan, en az Şırdan kadar bunu da hiç sevmiyorum. Bu da bok gibi. Son yersel sorumu soruyorum sana. Bir şarkıda duyduğun en aptalca sözlerden birini söyle. En aptalca sözlere sahip olan rapçi kim? Çok fazla. Abi bak sen atınca ben psikolojik olarak diyorum ki yani adam bunu yapıyorsa benim de yapmam gerekiyor diyorum. Ben de şat atıyorum bu sefer Sirke'ye seninle birlikte cevaplasam da. Ama olmuyor, psikolojik bir baskı var abi. Söyleyeyim. Abi olmaz. Bunda olmaz. Sushi de olur. Böyle Şırdan'da da deneyebiliriz ama bunda olmaması gereken şeyler bunlar. Sen abi yine al. Belki o sözler ve rapçiler gelir aklına. Eğer gelmezse de... Abi bunu birlikte yapmayalım bak, gözünü seveyim. Bu kadar kötü bir şeyi seninle yapmak istemiyorum vallahi, abi valla. İyi bir şey yapınca aynı anda yapalım. Şatlayalım aynı anda. Ben de bu soruyu cevaplamayayım. Söylemeyeyim. Vallahi. Şimdi yine rapçi linç yiyeceğiz. Rapçinin de linçleri çok pis oluyor harbiden abi. Rapçiler. Ama öyle değildi bildiğim nasıl kadarıyla. Nasıl oluyor? Ha buradan bunu? Buradan böyle de kendimize atıyoruz onu işte. Birbirimize atmamız gerekiyor. Nasıl yapıyorsun? İşte onu bilmiyorum yani fiziksel öyle olarak. Öyle değil mi? Ben onu hiçbir zaman anlayamıyorum. Ne kendime mi? Ona değil mi? E niye böyle yapılıyorsa o zaman kendine yapılıyor. Ha böyle kendine işte. Ha böyle kendine. O zaman bu yine kendine. Böyle kendine. Tamam. O zaman. Ya arkadaşlar iğrenç bir şey içiyorum şu an ya. Abi gel 1-2-5. Sağlam duruyor. Güzel ama. Güzel. Bu hayatımda yaptığım en kötü şey. Yok yok hiç. Bu benim hayatımda yaptığım en kötü şey. Yok canım. Motive ile birlikteydik. Kendisi gerçekten Şırdan'ı yemedi ama sirke şatımızı, bıldırcın yumurtamızı, bamyamızı güzellikle yedi. Kah. Bu hayatımda attığım en kötü şat. Hiç şey öyle şeyler değil mi? Bence çok güzeldi. Sağlıklı konserlerinde bol şanslar, beline kuvvetler diliyoruz. Kusarım su içersem. Yo yo. Mor baklava ye. Hayır abi asla. Mor baklava ye. Ayağa kalkıp koşalım istiyorsan. Herhangi bir şey sokarsam kusarım. Öyle bir şey deme. Kalk bak mor baklava hiç öyle abi şey. Abi vallahi purple gerek yok. Canım istemiyor canım. Bunlar purple ben baklava. Tatlı sevmiyorum. Sevmiyorum. Mor baklava. Şunlar elinde kalsın en azından. Şu an mor baklava bile bana sirkeli bir şeyi ifade ediyor. Hiç öyle şeyler sanki yok. Sanki sirke de beklemiş ve morarmış gibi bir hali var. Şarkı söyle o zaman. Abi yetti ya.